Efendiciğim, dünya fani, ahiret baki. Hayatı böyle benim gibi ahiretten muzaaf bir nazarı nafizle görseniz, onun şen, hazin, bütün ebleh firibane varlığının mahsı abes olduğunu anlardınız. Bunu bazı feylesoflar da tasdik etmişlerdir. Benim gibi diyor, ruh olup oradan dünyaya baksan, dünyanın ne kadar geçici, ne kadar boş bir yer olduğunu görürdün diyor. Her fert kendinin diğer insanlardan daha akıllı olduğunu iddia ve iraeye yol arar. Hadi buyur. Her insan kendisinin herkesten daha akıllı olduğunu düşünmek ister. Buna yol arar. Bazıları dehalarını ispata, suveri makule ile muvaffak olamayınca enzarı dikkati celp için artistvari saç bırakırlar, tırnak uzatırlar. <laughs> Yaptıkları ettikleriyle çok akıllı olduklarını, çok zeki olduklarını ispat edemeyince dikkat çekmek için kimisi değişik saçlar yapar, tırnak uzatır diyor. Bir satırını anlayamadıkları kitaplara afarozlu tenkidatlar yazarlar. Vay be! Hükümetler kendi büyük adamlarını halka heybetli göstermek için onların yalnız saç ve sakalıyla iktifa etmezler. Çünkü sokakta ak olsun, siyah olsun Saçlı sakallı adam çoktur. Hükümetler hüddamı hassasını özel görevlerini yani yüksek seviye özel rütbeli memurlarını sırmalayıp telleyerek tarsi ve tezyin ile bir şekli mehibe sokarak meydana çıkarmak mecburiyetindedir. Saç ve sakaldan erbabının ilim ve fetanete pek kail olamayan ahalinin bu sırmaları, pırlantaları görünce hayretten ağzı sulanıyor, gözleri kamaşıyor. O parıltıların ve mücevherlerin hamallarını büyük adam tanımak zarureti artık hasıl oluyor. Böyle bir millet İngiliz olsun, Alman olsun, Fransız olsun hali tufilliyette demektir. Ne demek? Çocukluk hali. Bu adam inanılmaz sosyoloji okumuş ya. Gürpınar inanılmaz sosyoloji okumuş ya. Gerçekten toplumların çocukluk hali yazın çocukluk çağında toplumlar o kadar eski kuramlar ki bunlar bugün değişmiştir de hani üstüne kim bilir neler hangi kuramlar hangi kavramlar üretilmiştir inanılmaz ya adamın şeyi altyapısı inanılmaz çocukluk halindeki toplumlar diyor sadece diyor böyle her tarafı pırlantalı saçında sakalında üstünde başında sırmalar mırmalar olan adamları gerçekten çok özel birileri zanneder İster Alman ister İngiliz ister Fransız olsun diyor. Fark etmiyor diyor. Devam ediyoruz. Sevgili efendim bu muthike dünyasından çık. Muthike güldürü. Bu güldürü dünyasından çık. Hayatı hakikiyeye gel. Gerçek hayata gel. Milyarlarla insan sürüleri içinden birkaç feylesof yetişip de hakikati ceheli nasın cepheyi bir ne kadar bağırsalar beyhu dedir. Abi ya yani bu sefer Gürpınar kadının ruhunun ağzından sosyolojik tespitlerini paylaşıyor. Ve Nefi'nin söylediği şeylerle de çok çelişmiyor farkındaysanız. Ceheli nas bilgisiz halk. Cepheyi bimas beyinsiz surat arkadaşlar tekrar edeyim milyarlarla insan sürüleri içinden birkaç feylezof yetişip de hakikati ceheli nansın bilgisiz insanların cepheyi bir mağazına yani beyinsiz suratlarına ne kadar bağırsalar beyhudedir bu alem yalan dolanla ka kaim bir riya dünyasıdır hayat sahte şaşalarından tecrit edilse bir lezzet kalır söner hadi buyur hayat sahte şaşalarından tecrit edilse bir lezzet kalır yani lezzetsiz kalır söner. Aldanmayınca kimse de yaşamak arzu ve cesareti kalmaz. Bu cümle neyi açıklıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün komplo teorilerini, bütün tarikatları, bütün cemaatleri, seküler olanları dahil. Yani Aldanmayınca kimse de yaşamak arzu ve cesareti kalmaz. Hayat sahte şarşalarından tecrid edilse bir lezzet kalır, söner. Yani burada da gerçekten artık varoluşçuluk diyorum ben. Ne diyorsunuz? Evet cadı hikayesi diye geldik adam sosyoloji dersi veriyor. Sosyoloji, felsefe. Varoluşçu ya bu. Hayatın tek başına bir anlamı yok ki diyor zaten. Evet diyor bu aldanmalar, bu sahte şarşalar bizim yarattığımız şeyler. Ama bir yandan onları insanların elinden aldığında hayatta bir şey kalmıyor zaten diyor. Bütün bunları biz kendi elimizle yaratıyoruz diyor. Niye? Varlığımız anlam kazansın diye. Bu anlamı hayata biz atfediyoruz yani bir yerde, değil mi? Vay vay vay. Vay vay vay. Hakikati bilmek kalbe ferah değil, kasvet ve nevmidi verir. Ümitsizlik. Neden insanlar gerçek tarihi bilgiler okumak yerine yarı bilimsel saçmalıklara inanmayı tercih ediyor. Buyurun bu da onun cevabı. Hakikati bilmek kalbe ferah değil, kasvet ve ümitsizlik verir. Gerçekten çoğu insan böyle hani hakikaten bilimle ilgilenen, gerçeğin hakikatin ne olduğunu merak eden insanlar dışında hiç kimse gerçeğin ne olduğuyla ilgilenmiyor. Bilimsizlik, bilimsizlik deyip durduğumuz şey hani popüler dilde bu ne bilimsizliktir dediğimiz şeyin aslı bu. Gerçeğin ne olduğunu merak eden kişi zaten kumaşında bilim insanlığı olan kişi. Hakikaten bu böyle yani. Bazı insan öyle bir kumaşla doğuyor. Hangi bilime yönelirse yönelsin, hayatında hangi alana yönelirse yönelsin, konu ne olursa olsun. Bakır ustası da olsa böyle, fizikçi de olsa böyle, tarihçi de olsa böyle, voleybolcu da olsa böyle tamam mı? Ya ben arı duru bir şekilde gerçeğin ne olduğunu merak ediyorum. Bir insan bu eğilimde doğuyor veya doğmuyor, tamam mı? Ben ben böyle düşünüyorum. Diğer yanda zaten eğitimin amacı bu olmalı. Eğitimin temel amacı insanların hakikati merak edebilmesi olmalı. İnsanların kendi fikirlerini ve ön yargılarını inanmaları değil, gerçeğin ne olduğunun peşine düşmeleri olmalı. Eğitim bunu hedeflemeli. Bak sen bazı şeyleri varsayıyorsun. Bazı şeylerin öyle olduğunu düşünmek istiyorsun. Ama bunu gerçeklikten ayırmalısın. Bu senin varsayımın, bu da gerçeklik. Varsayımlarımız gerçek değildir ama varsayımlarımız şey de değildir, çöpe atılacak bir şey de değildir. Bilim de varsayımla başlayabilir. Bir şeyin öyle olduğunu varsayarsın, sonra da gerçekten öyle mi değil mi diye onu araştırmaya kalkarsın o zaman bilim yapmış olursun ama bir şeyin öyle olduğunu varsayarsın ve ondan şüphelenmezsin bile kendi varsayımının doğru olduğuna inanırsın maalesef bilimsiz bir hayatın olur yani adamın yazdığı tek cümle neler neler düşündürtüyor insana ya hakikati bilmek kalbe ferah değil kasvet ve nevmidi verir İnanılmaz ya. ah, ah. sen beraber olsan dünya ile bir alakam kalmaz. Yani sen benimle beraber olsan ben bu dünyaya gidip gelmeyi bırakırım. İkimiz birlikte mevtin huzuru taammında müstefit oluruz. Beraberce ölümün huzurunu yaşarız diyor. Naşit nefi seni bir aman bir muhabbetle dehşetle kıskanıyorum.